Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına damga vurmuş o güçlü umudun, o azim ve gayretin simgelerinden birisidir Büyükdere'deki bu fidanlık. Kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve Cumhuriyet projesidir. Atatürk'ün direktifleriyle Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonu ismiyle kurulan Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu 1997'ye kadar faaliyetini sürdürdü. Faaliyetinin sona ermesiyle birlikte kendi haline terk edildi. Ekrem Başkan göreve geldikten sonra burayı bir kentsel donatı alanı haline getirmemiz gerektiğiyle ilgili görev verdi. Bizim için kıymetli bir alan. Atamızdan bize miras kalmış bir alan. O yüzden Bahçıvan Okulu'nu biz tekrar hayata geçirdik. Bir dönem mezun bile verdik. İstanbul'un kuzeyinde Belgrad Ormanı, Bentler ve Büyükdere'nin boğaz içine uzandığı yerde bir zamanlar doğanın ihtişamını ve geçmişin derin izlerini taşıyan bir çınar ağacı yükselirdi. Dünyanın en eski ve en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'ndan geçen seyyah, 1. Haçlı Seferi ordularının komutanı, imparator ve sultan ve yamak denilen yukarı boğaz kalelerinin muhafızları bu ağacın altında dinlendi. Bizans döneminde küçük bir balıkçı köyünün bulunduğu kıyıların hemen ardında 9 gövdenin birleşmesinden oluşan 60 metre boyundaki 7 kardeşler çınarı bir söylentiye göre üzerine düşen yıldırımdan veya devasa gövdesindeki kovukta hizmet veren kahveci ocağının yanması sebebiyle yok oldu. Atatürk'ün direktifleriyle meyveciliğin yeniden ihyası ve fidan yetiştirmek üzere 1928'de Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonu ismiyle kurulan Büyükdere Fidanlığı, geçmişte Sultan Çayırı denilen Boğaz'ın mesire alanlarından biriydi. Büyükdere'de kurulan ziraat istasyonunda 1936 yılında açılan Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu mezunları, Çayırova Ziraat Okulu'nun, Genç Cumhuriyet'in Devlet Demiryolları Fidanlıklarının, Şeker Fabrikalarının ve Ege Üniversitesi'nin bahçıvanları oldular. Mehtaplı gecelerde açan akşam sefası, Melisa, ayçiçeği, nilüfer ve orkideyi yurdun dört bir köşesinde yetiştirdiler. Burası tabii önemli bir yer. Bir bahçıvan okulu var, bahçıvan yetiştiriyorlar. Böyle bir sembolik olarak bir özelliği de var. Burada yetişmiş olan bahçıvanlar belki yurdun dört bir yanına dağılıyorlar. Yani doğayı yeniden canlandıran, yeniden yaşartan bir özelliği var. Rivayete göre bir gün Atatürk'e meyve servis ediliyor. O diyor ki, nereden bu meyve? Yurt dışından geldiğini öğrenince biz niye yetiştirmeyelim? Min üzerine bu talimatı verip burayı hayata geçiriyor. Bakın, karşılıklı iki ağacın dallarından aslında bir aşılama tekniğidir. Kaynaştırılarak tünel şeklinde verilmiş özel bir yol. Muhtemelen İlk bu bahçıvan okulunun yapıldığı zaman yapılan peyzajdan kalan ağaçlar bunlar. Tarihi niteliği var, miras yani bunlar da bize. Büyükdere Vadisi, Boğaz'ın Avrupa yakasındaki vadilerinin en büyüğüdür. Bu vadide bir zamanlar süs bitkileri, meyvecilik, çiçek bahçeleri tanzimi ve ziraat sanatları eğitimleri veren Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu 1997'ye kadar faaliyetini sürdürdü. Zamanla birçok binanın eklenmesiyle on binlerce metrekarelik geniş bir alana yayılan Büyükdere Fidanlığı, 69 yılda İstanbul için fidanlar, süs bitkileri, meyve sebze ve birçok bahçıvan yetiştirdi. Faaliyetinin sona ermesiyle birlikte kendi haline terk edildi. Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında hayata geçmiş bir tohum üretim merkezi burası. Maalesef 1997'den 2019'a kadar kullanılmaz halde bırakıldığı için
yıpranmış bir yapı vardı burada. Ekrem Başkan göreve geldikten sonra buranın atıl durumda olduğunu görünce ve geçmişteki amacını duyunca çok heyecanlandı ve bizim de içinde olduğumuz Büyükşehir'in ilgili birimlerine dedi ki burayı bölge halkının kullanımına açacak, İstanbulluların kullanımına açacak şekilde yıpranmış yapıların rehabilitasyonu ve yeşil alanların aktif olarak kullanılması için burayı bir kentsel donatı alanı haline getirmemiz gerektiğiyle ilgili görev verdi. Kıptaş burada Karanfilköy projesinde ürettiği kaynakla buraya hem finansal hem teknik destek sağladı oradaki yüklenicimiz vasıtasıyla. Bu aslında ilk kez Türkiye'de uygulanan bir modeldi. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına damga vurmuş o güçlü umudun, o azim ve gayretin simgelerinden birisidir Büyükdere'deki bu fidanlık. Cumhuriyetle birlikte başlattığımız topyekün kalkınma seferberliğinin özetidir bu fidanlık. Büyükdere fidanlığı kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve Cumhuriyet projesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu fidanlığı yeniden İstanbullulara ve ülkemize kazandırmanın onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu alan özel ikinci derecede sit alan, bizim için kıymetli bir alan. Atamızdan bize miras kalmış bir alan. O yüzden her gün, her çalışmada benim ekibimden, mühendis arkadaşlarımın eşliğinde yani en ufak bir ağacın budaması bile sürekli denetimimiz altında titiz bir çalışmayla biz burayı bu hale getirebildik. Bahçıvan Okulu'nu biz tekrar hayata geçirdik. Bir dönem mezun bile verdik. 37 tane bahçıvanımızı sertifika sahibi yaptık. Burada Bahçıvanlık Okulu var, İstanbul Vakfı'nın bir merkezi var. Yuvam İstanbul'un en büyük kreşi burada, sosyal alanları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmelerden sorumlu olan şirketinin yaptığı kamuya açık ve gayet uygun fiyatlarda bir kafesi var işlettiği. Yani birçok fonksiyonu içinde barındırıyor. Aslında burası tamamen kamuya açılmış önemli bir kent donatısı olarak ben tarif ediyorum. Önemli bir rekreasyon alanı. Sahiplendirilmeyen her yer İstanbul gibi değerli kentlerde maalesef farklı amaçlarla kullanılabiliyor. O yüzden buranın kamu elinde olması bence çok kıymetli. Kamu elinde olması ayrı bir kıymet ama bunun kamunun kullanımına açılması daha büyük kıymet. Çınar, Servi ve Erguvan'ın yükseldiği kıyılar ve Boğaz'ın serin sularına bakan vadinin yanı başında Atatürk'ün kurulması için öncülük ettiği Büyükdere Fidanlığı. Yakın tarihimizde ve kent hafızasında önemli bir yeri bulunan Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu, Doğa Bilimleri Kütüphanesi, Tohum Merkezi ve etkinlik alanlarıyla yeniden hayat buluyor. Vadinin merkezine doğru dünyanın en büyük çınarı sayılan muazzam bir ağaç var. Dallarından bir tanesi çok yükseklerde kırılmış. Diğerinin içi ateşle olsa gerek tamamıyla oyulmuş. Kovuğuna fırtınalı havalarda keçiler saklanırmış. Bu çınarın ömrü 2000 yıldan fazladır. Hala taze yaprakları bulunuyor ve en şiddetli fırtınalara karşı koyan ebedi gençlik kuvvetine sahip dallar her tarafından fışkırıyor.